Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, içi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır şahane simit yaptım. Karıştırma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Ilık süt ve suyumuzun içerisine 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bir paket yaş maya, eğer elinizde varsa kuru maya, hangisi var ise onu ilave ediyoruz ve bir 5-10 dakika kadar bekleyeceğiz mayamız erisin diye. Maya eridi, biraz aktif hale geldi. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar şu şekilde mahlep ilave ediyorum. Eğer yoksa ilave etmeyebilirsiniz ya da seviyorsanız biraz vanilya şekeri şöyle bir çay kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yanıma 4 su bardağı kadar un aldım. Unumu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Unumu ilave ederken bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu da ilave ediyorum. Birlikte yoğuracağım. İlk başta hamuru toparlamak için böyle bir kaşıktan yardım alacağım. Videomun sonunda da kaç bardak un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Unumuzu yine sütü ve suyu ölçtüğümüz bardak ile ölçtük. Çıtır çıtır kahvaltıya lezzetli bir simit yapıyoruz. Şu an 4 su bardağı unu tamamıyla ekledim. Şöyle 5. bardağı da ekleyeyim. Bereketli bir tarif. Tahta kaşık ile şöyle bir ön yoğurmamızı da yapalım. Daha sonra elimizle kıvam aldıracağız. Hamurumuz hazır. Toplamda tam tamına 6 su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışır, yumuşak bir hamur oldu. Üzerini kapatacağım ve 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. 45 dakika sonra hamurumuz bu şekilde mayalandı. Üzerine ben streç film kapatmıştım. Şöyle alıyorum. Bu üzerindeki bu hamurları da alacağız. Kesinlikle ziyan etmeyeceğiz. Şöyle hafif ele yapışan bir hamur. Bunları da bu şekilde toparlıyoruz. Hamurumuzun biraz havasını aldıktan sonra hamurumuzdan bezeler kopartıyoruz. Bu şekilde. Sonra elimizle bu şekilde böyle uzun açmaya çalışacağız. İsterseniz bir tahtadan da yardım alabilirsiniz bu şekilde yaparak ya da isterseniz bu şekilde elinizle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben hem o şekilde yapacağım hem bu şekilde iki türlü de açabiliriz. Birinci hamurumuz hazır. Yine aynı şekilde aynı büyüklükte beze alıyorum. Aynı şekilde hamurumu açacağım. Bu şekilde hamurlarımızı uzun ince yapıyoruz. Ben size hemen şeklini göstereceğim. Daha sonra diğerlerine devam edeceğim. Bu şekilde ucunu birleştiriyoruz. Böyle sağ sol atarak şu şekilde birbirine doluyoruz. Şu iki ucunu birleştiriyoruz.
Bu şekilde simitlerimiz hazır. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. İsterseniz bu boy küçük boyda yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Simitlerimize şeklini verdikten sonra böyle çukur bir tabağın içerisine ben yarım çay bardağı kadar üzüm pekmezi aldım. İçerisine biraz su ilave ederek sulandırıyorum. Yarım çay bardağına bir su bardağı su yeterli gelecektir. Evimizde üzüm pekmezi yok. Peki biz bunu yapamayacak mıyız? Ben size şimdi çok güzel bir formül vereceğim. Biraz suyun içerisine bir tane yumurta kırıp güzelce çırpın. Daha sonra içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar esmer şeker ilave edin. O da aynı görevi görecektir. Bu şekilde lezzetli olacaktır. Ya da yumurta da yok mesela. Yumurta da kalmadı. Sadece esmer şeker katın suyun içerisine. Pekmez ve su güzelce karıştı. Güzel bir şerbet oldu. Pekmez şerbeti. Bir kasenin içerisine biraz da susam aldım. Şimdi yapmış olduğum simitten bir tanesini alıyorum. İlk önce bu şekilde pekmezi suyumuza batırıyoruz. Şöyle kaldıralım suyu gitsin. Daha sonra susamın içerisine ön ve arkasını şöyle her yerini güzelce susama buluyoruz. Ve bunu fırın kağıdı yerleştirmiş olduğumuz tepsimizin içerisine alıyoruz. Buradan simitimizi alıyoruz. Pekmezli suyumuzun içerisine, daha sonra susamlarımıza her yerini bu şekilde buluyoruz. Bolca bol susamla çıtır çıtır çok güzel bir simit olacak. Simitlerimizi 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Simitlerimiz fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Biraz ılıdıktan sonra servis edebiliriz. Simitlerimiz servise hazır. Çok güzel oldular. Böyle dışı çıtır çıtır, İçi ise yumuşacık. Ben yanında zeytin ezmesi, peynir, domates, biber, salatalık, böyle zeytin, çay ile servis etmeye uygun buldum. Sizler de istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Simit şahane olmuş. Kesinlikle denemeniz lazım. Çok beğendik biz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.